AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'ın deprem bölgesi üzerinde olması hasebiyle kentsel dönüşüme daha çok önem verdiklerini belirtti. Kentsel dönüşüme girmiş ve gerçekten Erzincan'ın çok kaliteli mahallesi şekline getirilmiştir. Erzincan biliyorsunuz deprem bölgesi. Dolayısıyla da depremle ilgili hazırlıklarımız sürüyor şu anda. Karaman, pandemi dönemindeki Erzincan'daki bütün okulların kontrollerini yaptıklarını kaydetti. Öncelikle biz bu pandemi döneminde bütün okullarımızın kontrollerini yaptırdık. Bütün okullarımız depreme dayanıklı olsun diye hem güçlendirme yaptık hem de dayanıksız olan okulları yıktık, yeniden yaptık. Dolayısıyla şu anda Erzincan'da bizim için en önemli konu olan öğrencilerimizin gittiği bütün okullar depreme dayanıklıdır. Velilere buradan seslenmek istiyorum. Hiçbir şeyden çekinmesinler. Rahat bir şekilde öğrencilerini, çocuklarını okula göndersinler diyoruz. Diğer taraftan bu deprem dolayısıyla Erzincan'da biz bir komisyon kurduk. Valiliğimiz, belediye ve de Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte ve bütün Erzincan'ın bütün yapı stokunu incelettik. Şu anda bu komisyon görevini yaptı. Yüzeysel olarak şimdi analizlerini yapıyor. Ve diyoruz ki Erzincan'da depreme dayanıksız yer kalmasın istiyoruz. Onun için kentsel dönüşüm Erzincan için çok önemli. Şimdi bu analizler yapıldıktan sonra inşallah hükümetimizin belirlediği yarısı sizden yarısı bizden kampanyası İstanbul'da başladı. Görüştük bakanlıkla. İstanbul'dan sonra inşallah deprem bölgelerine de el atılacak ve bütün depreme dayanıksız bölgeler kentsel dönüşüme girecek. Bunun için altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bunların içerisinde en önemli biliyorsunuz kentsel dönüşüm Erzincan'da Kızılay Hocabey bölgesi. Orada çalışmalar başladı, ihale yapıldı ve 532 konut, 107 dükkan inşallah gelecek sene bitecek şekilde planlamalar yapıldı, inşaat başladı. Demirkent'te var. Diğer bölgelerde kentsel dönüşüm devam ediyor ama asıl büyük kentsel dönüşüm bu yapı stokunun incelemesinden sonra olacak. Milletvekili Karaman, Erzincan'da depreme dayanıksız ev kalmasın diye üniversite deprem teknolojisi enstitü kurduklarını ifade etti. Ayrıca da elbette ki Erzincan'da depreme dayanıksız ev kalmasın diye bir üniversitemizde bir enstitü kuruldu. Bu enstitü sadece İstanbul'da vardı. Deprem Teknoloji Enstitüsü şimdi Erzincan'da var. Enstitümüz de bu konularda incelemelerine devam ediyor ve hedefimiz Erzincan depremle birlikte yaşayan depreme dayanıklı en iyi il olsun istiyoruz. Yani bütün Türkiye'nin ve de hatta dünyadan gelip depreme dayanıklı bir il nasıl olurmuş bunların incelenmesini ve ileride en iyi depremle en iyi şekilde yaşayan il olmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor.